Platon, Hiparakos, Kleptopon ve rakipler. Hiparakos diyaloğu. Sokrates. Peki kazanç düşkünlüğü nedir ve kazanç düşkünleri kimlerdir? Bence Sokrates, bu tür insanlar değeri olmayan bir şeyden değer çıkarmaya çalışanlardır. Peki sana göre bu şeylerin değeri olmadığının farkındalar mı bunlar? Yoksa farkında değiller mi? Eğer farkında değillerse bu kazanç düşkünleri akılsızdır. Akılsız demiyorum Sokrates, ancak söz ettiklerim hileci ve dolandırıcılar arasında çok kazanmak isteyenlerdir. Yararlandıkları şeylerin değersiz olduklarının farkındadırlar ama yine de utanmazca kazanmaya çalışırlar. Yani durumları diktiği fidanın hiçbir değeri olmadığını bilmesine karşın yine de büyüdüğünde ondan bir şeyler elde etmeyi uman çiftçinin durumuna mı benziyor? Böyle mi düşünüyorsun? Sokrates, kazanç düşkünü her şeyden yararlanmayı düşünen kişidir. Bir haksızlığa uğramışsın gibi yanıt verme. Sanki baştan beri aynı soruyu soruyormuşum gibi dikkatli davran. Kazanç düşkününün yararlanmak istediği şeylerin değerini bildiğini kabul etmiyor musun? Ediyorum Sokrates. Tıpkı güçlü hatiplerimizin yaptığı gibi sorumuzu süsleyerek soralım. Bitkilerin değerini bilen, onu ne zaman ve nereye dikeceğinin bilgisine sahip olan insan nasıl bir insandır? Sanırım bir çiftçidir. Peki kazanacağını düşünmekten söz ettiğimizde bundan farklı bir şey anlıyor musun? Hayır Sokrates, yalnızca bunu anlıyorum. O zaman az önce yaptığın gibi şu genç halinle benim gibi yaşlı bir adamı kandırmaya çalışma ve doğruyu söyle. Kendisinin bir çiftçi olduğunu düşünen ve tarlaya ektiği şeyin bir işe yaramadığını bildiği halde ondan kâr elde etmeyi düşünen birisi gerçekten de böyle bir şey planlayabilir mi? Zeus adına yemin ederim ki böyle bir şey olamaz Sokrates. Ya da atına bilerek kötü ot veren bir süvari böylelikle atını öldüreceğini bilmez mi? Tabii ki bilir Sokrates. Bu durumda süvarinin kötü ottan bir kazancı olamaz, öyle değil mi? Elbette Sokrates. Gemisine işe yaramaz bir yelken ve dümen alan gemici, sence başını derde sokacağını ve yüküyle beraber gemisini kaybedeceğini bilemez mi? Bilir Sokrates. O halde değersiz bir şeyden kazanç elde edemeyeceğini de bilir. Evet Sokrates. Bir komutan ordusundaki silahların değersiz olduğunu bilse, onlarla bir kazanç elde etmeyi umar mı? Hayır Sokrates. Flaftacının flaftasının, kitaracının lirinin, okçunun yayının bir değeri yoksa, yani akıllı bir sanatçı kullandığı aracın değersiz olduğunu biliyorsa, bununla bir kazanç elde etmeyi bekler mi? Elbette beklemez Sokrates. Peki, sence bu kazanç düşkünleri kimlerdir? Sanırım biraz önce sözünü ettiğimiz, sahip olduğu şeyin değersiz olduğunu bilen ve ondan çıkar sağlamaya çalışan kişiler değildir. Ancak sevgili dostum, söylediklerine bakılırsa hiç kimse kazanç düşkünlüğü değildir. Sokrates, benim söylemek istediğim son derece açık gözlü, önemsiz, değersiz ya da çok az değerli şeylere karşı sınırsız bir arzu duyan ve bunlardan bir kazanç elde etmeye çalışan insanlardır. Sanırım değersiz olduklarını bilerek bunu yapmıyorlar. Çünkü biraz önce böyle olmadığına dair fikir birliğine vardık. Bence de Sokrates. Bilmiyorlarsa haberleri de yoktur. Oysa onlar değersiz şeyleri değerli zannediyorlar. Haklısın Sokrates. Kazanç düşkünleri kazanmayı severler, değil mi? Evet Sokrates. Kazanç ve kayıp zıt kavramlardır, değil mi? Tabii ki Sokrates. Kayıp verirken iyilik elde eden birisi var mıdır? Yoktur. O halde kayıp kötü bir şeydir. Elbette. Kaybedenler zarar görürler. Evet. O halde kayıp kötü bir şeydir. Evet. Kayıp ve kazanç zıt kavramlardır. Haklısın Sokrates. Bu durumda kazanç bir iyiliktir. Doğru Sokrates. Böylece iyiliği sevenlere kazanç düşkünü demiş oldun. Haklı gibisin Sokrates. Kazanç düşkünlerinin deli olduklarını söylemek istemediğini biliyorum. Peki sen iyileri sever misin, sevmez misin? Tabii ki severim Sokrates. Peki sevmediğin bir iyilik ya da sevdiğin bir kötülük var mı? Zeus adına yemin ederim ki yok Sokrates. Tüm iyilikleri eşit derecede seviyor musun? Evet Sokrates. Aynı soruyu bana sorsan ben de iyilikleri sevdiğimi söylerim. Ancak başka insanlar da iyilikleri sevip
kötülüklerden nefret etmezler mi? Öyle görünüyor. Kazanç bir iyiliktir demiştik, değil mi? Evet. Böylece tüm insanlar kazanç düşkünüdürler. Ancak daha önce de hiç kimsenin kazanç düşkünü olmadığını söylemiştik. Yanılmamak adına hangisini doğru kabul etmeliyiz? Bence Sokrates, kazanç düşkünlüğünün tam olarak ne demek olduğunu açıklamalıyız. Şöyle dersek daha iyi olur. Kazanç düşkünü, namuslu bir insanın kazanç elde etmek için gerekli çabayı harcamasından kazanç sağlamayı düşünen kişidir. Ancak sevgili dostum, biraz önce söylediğimiz gibi az da olsa kazanç elde etmek de bir kâr elde etmektir. Ne olmuş yani Sokrates? Ayrıca her insanın her zaman iyilik istediğini de söylemiştik. Hatırlıyorum. Yani namuslu ve iyi olmak koşuluyla insanlar her türlü kazancı elde etmek isterler. Sanırım zarar görecekleri bir kazancı elde etmek istemezler, öyle değil mi Sokrates? Zarar görmek nedir? Kayıp vermek mi yoksa başka bir şey mi? Yalnızca kayba uğramaktır herhalde. O halde insanlar kazanç nedeniyle mi yoksa kayıp nedeniyle mi kayba uğrarlar? Her ikisi de olur. Kayıp ya da kötü kazanç nedeniyle kayba uğrarlar. Sence yararlı olan bir şey aynı zamanda kötü de olabilir mi? Elbette olmaz Sokrates. Biraz önce kazanç ve kötü olan kaybın zıt şeyler olduğunu söylemedik mi? Söyledik Sokrates. Kötülüğün karşıtı olan şeyin iyilik olduğu konusunda da anlaşmıştık, değil mi? Evet, bu konuda da aynı düşüncedeyiz Sokrates. Daha önce aynı düşüncede olduğumuz şeylerin bile tersini söyleyerek beni kandırmaya çalışıyorsun. Zeus adına yemin ederim ki Sokrates, asıl sen beni kandırıyorsun. Nasıl yaptığını bilemiyorum ama tartışma sırasında her şeyi alt üst ediyorsun. Söylediklerinin ne anlama geldiğine dikkat et. Böyle olursa iyi ve bilge bir adamı dinlemeyerek çok kötü bir davranışta bulunmuş olacağım. Kimden söz ediyorsun Sokrates? Bu bilge adam hem benim hem de senin hemşirin olan Pidonlu Peisistratos'un en büyük ve akıllı oğlu Hiparkos. Bilgeliğine gösterilecek kanıtlar arasında Homeros'un şiirlerinin Panathenaia bayramındaki rapsodlar tarafından ara verilmeksizin okumaya zorlanmaları var. Ayrıca Teoslu Anakreon'u aldırmak için 50 kürekli gemi yolladı. Keoslu Simonides'i çok miktarda parayla ve hediyeyle yanında tuttu. Tüm bunları yapmasının nedeni vatandaşlarını eğitmek ve seçkin insanları yönetebilmekti. Namuslu bir insan olduğu için bilgeliğin hiçbir insandan esirgenmemesi gerektiğine inanıyordu. Kentte yaşayanların eğitimiyle ilgili sorunlarını çözerek onları kendisine hayran bıraktıktan sonra gözünü kentin dışına dikti. Demoslar arasındaki yollara Hermes heykelleri koydurdu. Öğrendiği ya da kendisinin edindiği bilgiler arasında en bilgece olduklarına inandıklarıyla elegeiler yazdı. Bunları taşların üzerine kazıttı. Bu sayede artık vatandaşları kendini tanı sözüne ya da Delfio tapınağı bilgelerinin yazdıklarına değil onun söylediklerine hayran olacaktı. Ayrıca yola her çıkışlarında onun sözlerini okuyacak, zevk alacak ve eğitimlerini tamamlamak üzere yolculuklarını çoğaltacaklardı. İki yazıt vardı. Her Hermes heykelinin solunda Hermes'in ağzından yazıtın kent ve Demos arasında bulunduğu söyleniyordu. Sağ tarafında ise Hiparkos yazıtı bulunuyordu. Şöyle yazıyordu. Buradan giderken doğruluğu düşün. Diğer Hermes heykelleri üzerine de başka şeyler kazıtmıştı. Stelike yolunda bu Hiparkos'un yazıtıdır. Dostunu kandırma yazıyordu. Eğer dostunsan seni kandırmaya ya da bu kadar büyük bir insana karşı çıkmaya cesaret edemem. Ölümünden sonra Atinalılar Hiparkos'un kardeşi Hippias'ın tiranlığına 3 sene katlandılar. Atinalıların tiranlık rejimi altında sadece 3 yıl yaşadıklarını yaşlılardan dinleyebilirsin. Diğer zamanlarda ise Kronos'un asası altında gibiydiler. Bilge insanlar sana onun ölümünün anlatıldığı gibi olmadığını söyleyeceklerdir. Onun ölüm nedeni Harmonidos'un Kenaporia isimli kız kardeşine yapılan hakaret değildi. Zaten bu saçma sapan bir şey olurdu. Aristogeiton Harmonidos'u sevip yetiştirmişti. Yaptığından gurur duyan Aristogeiton Hiparkos'u rakibi olarak görüyordu. Ancak bu sırada Harmonidos genç ve güzel bir asile aşık oldu. Adı biliniyor ama ben hatırlamıyorum. İlk zamanlar Harmodios ve Aristogeiton'un felsefesine bağlı olan genç, sonraları Hiparkos ile konuştukça değerini hor görmeye başladı. O insanlar da uğradıkları hakaretlere katlanamayarak Hiparkos'u öldürdüler. Sokrates,
Hem beni bir dost olarak görmenden hem de Hiparrokos'a itaat etmemenden çok korkuyorum. Ayrıca nasıl yaptığını bilemiyorum ama bu tartışmada beni kandırmış olmana bir türlü inanamıyorum. Tamam, sadece tavla oynuyormuşuz gibi düşünelim. Kandırıldığını sanmaman için sözü sana bırakıyorum. İstersen şu söylediğimizden vazgeçelim. Herkes iyilik ister. Vazgeçmeyelim. Peki şundan, kaybetmek kötüdür. Kayıp da kötüdür. Ondan da vazgeçmeyelim. Tamam o halde kayıp ve kayba uğramak kavramları kazanç ve kazanç elde etmenin karşıtıdır. Hayır o da olmaz. Peki şunu bırakalım. Eğer kazanmak kötülüğün karşıtıysa kazanmak iyidir. Bu söz her zaman geçerli değildir. Bunu geri al. Sana göre iyi ve kötü kazanç var demek ki. Evet. Bu iki kazanç şeklini sana bırakıyorum. Ancak iyi kazanç kötü kazançtan daha fazla kazanç anlamına gelmez değil mi? Ne demek istiyorsun? Açıklayacağım. Sence iyi ve kötü yiyecekler var mıdır? Vardır. Bu durumda iyi yiyecek kötü yiyecekten daha fazla mı yiyecek olur yoksa her ikisi de aynı seviyede yiyecek midir? Yoksa birbirinden yiyecek olmaları bakımından ayrılmıyorlar da birisi iyi, diğeri kötü olduğu için mi ayrılıyorlar? Aynen söylediğin gibi. Özleri aynı olan iki tür içkide iyi ve kötü diye ayrılıyorsa durum benzer midir? Kendileriyle eşit olanlardan kuşkusuz ki ayrılmazlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Bir adam iyiyken bir başkası ise kötü adamdır. Kuşkusuz böyledir Sokrates. Ancak bence herhangi bir insan diğerinden daha fazla ya da daha eksik insan olamaz. İyi kötüden veya kötü iyiden daha fazla ya da daha az insandır diyemezsin. Haklısın Sokrates. Kazanç içinde aynı şey geçerli değil mi? Kötü de olsa, iyi de olsa kazanç kazanç değil midir? Evet. Yani namuslu ya da namus dışı bir yoldan elde edilmesine karşın her ikisi de kazançtır. Biri diğerinden daha fazla ya da az kazanç değildir. Bu noktada anlaşmıştık. Evet. Çünkü kazanç olma açısından ikisi de daha çok ya da daha az kazanç değildir. Haklısın. Az ya da çok olarak nitelendirilemeyen bir şeye onun az ya da çok olduğuna bakılmaksızın nasıl etki edilebilir ya da edilemez? Böyle bir şey olamaz. O halde her ikisi de aynı şekilde kazanç ve kâr getiren şeylerse ikisinde de benzer olanı açıklaman gerekiyor. Yani birinde ve diğerinde kazanç dediğin şeyi neden kazanç olarak isimlendirdiğini açıklamalısın. Bu benim bir yiyeceği iyi ve kötü olarak adlandırmama benzer. Her ikisi de bedenin ihtiyacı olan kuru gıdalardır. Bu nedenle onları böyle isimlendiririm. Gıdanın niteliği konusunda benimle aynı düşüncedesin değil mi? Evet. İçecek konusunda da yanıt aynı şekilde olacaktır. Bedenin sulu gıdası iyi olsa da kötü olsa da içecektir. Diğer gıdalar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O halde sen de benim gibi düşünmeye çalış. Namuslu ya da namus dışı kazancın her ikisine de kazanç dendiğine göre ikisinde kazanç kavramında birleştiren ortak özellik nedir? Yanıtlamak istemiyorsan şu söylediğime dikkat et. Hiçbir şey harcamamaksızın daha fazla kazanç elde etmek için az harcama yaparak kazanılan şeylere kazanç der misin? Evet, buna kazanç denilebilir. Bir ziyaretçi hiç para harcamadan doyasıya yediğinde bir hastalığa yakalanıyorsa buna da kazanç der misin? Zeus adına yemin ederim ki demem. Ziyafetten sağlık kazandıysan bu kazanç mıdır? Evet. Bu durumda rastgele bir şey elde etmek kazanç sayılmaz demektir. Tabii ki. Çünkü bu elde ettiğimiz bir kötülüktür. Oysa ki iyilik elde etmezsek bu kazanç değildir. Değil mi? Evet, iyilik elde edilirse kazançtır. Peki, kötülük elde ediyorsa bu kayıp değil midir? Sanırım dediğin gibi. Şimdi nasıl hep aynı yerde döndüğümüzü görüyor musun? Kazanç bir iyilik, kayıpsa kötülük gibi görünüyor. Gerçekten de ne söyleyeceğimi bilemiyorum Sokrates. Şaşırmanın bir nedeni var. Ancak önce şu soruya yanıt ver. Az harcayarak çok kazanmak bir kazanç mıdır? Kuşkusuz ki elde edilen şey bir kötülükse hayır. Ama elde edilen altın ya da gümüşse sorunun yanıtı evet Sokrates. Eğer yarım santim altın harcanarak iki katı gümüş elde edersek bu kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır? Tabii ki kayıptır Sokrates. Çünkü 12 altın değerindeki bir parayla iki altın almış olursun. Oysa ki iki katı almıştık. Altın ve gümüşün değerini göz önünde bulundurursak iki katı almamışsındır. Bu durumda değer konusunu göz önüne almak gerekiyor demektir. Gümüş daha fazla olsa bile altınla aynı değerde olmadığını görüyorsun. Tam tersine altın miktar olarak daha az olsa bile onun daha değerli olduğunu söylüyorsun. Doğru, çünkü durum böyledir Sokrates.
O halde elde edilen şeyin büyük ya da küçük olması fark etmez. Kazancı oluşturan şey değerdir. Değersiz olan da kazanç değişmez. Evet Sokrates. Sence değerli olan elde edilmeye değer midir? Evet Sokrates. Elde edilmeyen değer olan şey yararlı mıdır yoksa yararsız mıdır? Tabii ki yararlıdır Sokrates. Yararlı olan iyiliktir, değil mi? Evet Sokrates. Ey en erdemli insan! Kazancın bir iyilik olduğu konusunda birkaç defa anlaşmaya vardık, değil mi? Bunda haklısın Sokrates. Tartışmaya neden başladığımızı hatırlıyor musun? Sanırım hatırlıyorum Sokrates. Hatırlamıyorsan hatırlatayım. Bana namuslu insanların sadece iyi kazançları elde etmeye çalıştıklarını, kötü kazançlar için böyle bir çabaları olmadığını söylemiştin. Kesinlikle böyle demiştim. Oysa ki tartışmamızın sonunda büyük ya da küçük olsun tüm kazançların iyi olduklarını kabul etmek zorunda kalmadık mı? Sokrates, işin aslı kabul etmekten çok buna zorlandım. Belki daha sonra kabullenirsin. Sanırım herhangi bir durumda tüm kazançların iyi olduklarını kabul ediyorsundur. Kabul ediyorum Sokrates. Bütün namuslu insanların iyilikleri istediklerini de kabul ediyorsundur. Bunu da kabul ediyorum. Ancak sen aynı zamanda namussuz insanların az ya da çok her türlü kazancı sevdiklerini söylemiştin. Doğru Sokrates. Bu durumda söylediklerinden iyi ya da kötü tüm insanların kazanç düşkünü oldukları sonucu çıkar. Haklı görünüyorsun. O halde kazanç düşkünü olan birini eleştirmemeliyiz. Çünkü onu eleştiren de en az onun kadar kazanç düşkünüdür. Kleitopon diyaloğu. Sokrates. Biraz önce bize Aristimos'un oğlu Kleitopon'un Lysias ile konuştuğunu ve Sokrates'in felsefe ile ilgili görüşlerini eleştirdiği, Tramakos'un fikirlerini ise övdüğünü anlattılar. Kleitopon. Sokrates, Lysias ile konuştuklarımız sana yanlış aktarılmış. Seni bazı açılardan eleştirirken bazı açılardan da övdüm. Bana kızdığın belli oluyor. Baş başa olduğumuza göre söylediklerimi senin yanında tekrarlayacağım. Böylece senin hakkında kötü düşünmediğime seni ikna edeceğim. Besbelli ki her şeyi tam olarak duymadığın için bana haksız yere kızmışsın. İzninle seve seve anlatabilirim. Sen bana hizmet etmek istedikten sonra ben de bunu seve seve kabul ederim Kleitopon. Zayıf ve güçlü yönlerimi bildiğim için zayıf yönlerimin üzerine gidip diğerlerinden kaçınacağım açıktır. O zaman beni dinle Sokrates. Seninle sıkça görüşür ve söylediklerine çoğu zaman şaşırırdım. O zamanlar sanki tragedya sahnelerindeki bir tanrı gibi konuşurdun. Ve sözlerin bana dünyanın en güzel sözleri olarak gelirdi. Şunları söylüyordun. Ey ölümlüler, nereye gidiyorsunuz? Sadece zengin olmak için uğraşırken yapmanız gereken şeyleri yapmadığınızın farkında değil misiniz? Zenginliğinizi çocuklarınıza bırakacaksınız. Ama onların bunu doğru bir biçimde kullanıp kullanmayacaklarını düşünmüyorsunuz. Eğer doğruluk öğretilebilir bir şeyse bu konuda öğretmenler aramıyorsunuz. Ayrıca antrenman ve tekrar yolu ile öğretilebilecek, çocukları dikkatle antrenmana sokacak öğretmenler de aramıyorsunuz. Zaten hiçbir zaman bunlarla ilgilenmediniz. Fakat sizler ve çocuklarınız erdem konusundaki en iyi eğitim sandığınız şiir, müzik ve beden eğitimi sayesinde zenginliği kullanmak yönünde bilgisiz olduğunuzu gördüğünüz halde nasıl olur da günümüzde eğitimi küçümseyip bunu ortadan kaldıracak öğretmenler ararsınız? Elbette insanların kardeşlerin kardeşlerle, devletlerin de devletlerle ölçüsüz ve uygunsuz bir biçimde savaşmaları ve bu savaşlarda birbirlerine en büyük kötülükleri yapmaları müzikteki yanlış ölçülerden değil, sizin bu ilgisizliklerinizden kaynaklanmaktadır. Ancak size göre bu tip şeylerin yanlış olmalarının nedeni eğitim eksikliği ve bilgisizlik değil, böyle istenildiği için böyle yapılıyor olmasıdır. Üstüne üstlük kalkıp yanlışlığın utanç verici ve tanrıları öfkelendirici bir şey olduğunu iddia ediyorsunuz. Bir insan nasıl olur da böyle bir kötülüğü ister diye sorulduğunda da zevklere esir olmaktan söz ediyorsunuz. Ancak birisini yenmek isteyerek yapılan bir şey olduğuna göre yenilmek de isteyerek yapılan bir şey olamaz mı? Bundan dolayı yanlışlık mutlaka istem dışı gerçekleşen bir şeydir ve de bu ispatlanabilir. Bu konuyla daha yakından ilgilenmek sadece devletlerin değil bireylerin görevidir. Sokrates, senin bu konuşmalarını dinlediğimde ne kadar büyük bir keyif aldığımı bilemezsin. Sözlerini çok doğru buluyorum. Yine senin şu sözlerini de doğru buluyordum. Bedenini çalıştırmasına rağmen ruhunu ihmal edenler de benzer şekilde davranmış olurlar. Emreden kısmı göz ardı ederek sadece emredilenle ilgilenirler.
Bir şeyi kullanmasını bilmeyen insanın o şeyi hiç kullanmaması daha iyidir. Gözlerini, kulaklarını ya da bedenini kullanmasını bilmeyen bir insanın bedenini rastgele kullanmasındansa görmemesi, duymaması ya da bedenini hiç kullanmaması daha iyi olacaktır. Sanat için de aynı şey geçerlidir. Kendi lirini kullanmayan birinin kalkıp komşusunun lirini kullanmasını bekleyemeyiz. Diğer araç gereçler için de bu söylediklerimiz geçerlidir. Sözlerini şöyle bitiriyordun. Ruhunu kullanmasını bilmeyen birinin rastgele yaşamak yerine ruhundan vazgeçmesi ve yaşamına son vermesi daha iyidir. Ancak yine de zorunlu bir nedenle hayatta kalıyorsa, o zaman da tıpkı bir gemide bulunan insanların dümeni dümenciye bırakmaları gibi onun da ruhunu insanları yönetme sanatını bilen birine bırakması ve köle olarak yaşaması daha iyidir. Sokrates, sen buna devlet sanatı adını veriyorsun. Sana göre bu mahkemeyle ve doğrulukla aynı şeydir. Sözlerine uygun olan şeyler ve bu tür bir erdem öğretilebilir şeylerdir. İnsanın her şeyden önce kendisiyle ilgilenmesi gerektiğine yönelik muhteşem sözlerine asla itiraz etmedim. İleride de edeceğimi sanmıyorum. Bu sözler bizim gibi uyuyan insanları uyandırmak için en akıl çelici ve yararlı sözlerdir. Bu nedenle sözlerinin devamını öğrenmeye çalışıyordum. İlk zamanlar sana bir şey soramadım. Sorularıma yaş ve zevk bakımından sana benzer olan dostlarına ya da onlara her ne isim veriyorsan onlara soruyordum. Öncelikle senin en fazla saygı gösterdiğin insanlara sorup bu tartışmanın nereye varacağını anlamaya çalışıyordum. Çeşitli zorluklarla karşılaştığım zaman ise senin yöntemini benimsiyordum. Şöyle diyordum. Dostlarım, Sokrates'in insanları erdeme teşvik eden sözlerini nasıl anlayacağız? Sadece bu kadar mı? İyice kavramak için sonuna kadar gitmemiz gerekmez mi? Tüm yaşamımızı henüz erdem yolunda ilerleyemeyenleri teşvik etmekle mi geçireceğiz? Bu insanlar da zamanı geldiğinde kendi dostlarına aynı şekilde mi davranacaklar? İnsanın görevinin bu olduğunu kabul ettikten sonra ne yapması gerektiğini de Sokrates'e mi sormalıyız? Yoksa bu konuyu kendi aramızda mı tartışmalıyız? Doğruluğu araştırmaya nereden başlamalıyız? Bir örnek verelim. Bizi bedenimizle ilgilenmemiz konusunda teşvik ediyorlar. Bizler de tıpkı çocuklar gibi antrenman ve hekimlik denilen şeylerden haberdar değiliz. Buğday, arpa, üzüm gibi şeyler yetiştirmemiz gerektiğini ve bedenimiz için büyük zorluklarla elde ettiğimiz şeylere bakmamızı, ayrıca bedenimizi daha zinde hale getirecek başka bir sanat var olmasına karşın yararlanmadığımız ya da başka bir araç aramadığımız için bizi eleştiriyorlar ve utanmamız gerektiğini söyleyerek ayıplıyorlar. Bizi teşvik eden insana hangi sanatlardan söz ediyorsun diye sorduğumuzda bu adam kuşkusuz ki antrenman ve hekimlik diye yanıt verecektir. Ruhun erdemi ile ilgili sanatın hangisi olduğunu sorduğumuzda ise verilebilecek en iyi yanıt olarak gördüğü şu yanıtı verecektir. Sokrates'in her zaman söylediği gibi bu sanat doğruluktan başka bir şey değildir. Kendisine sadece adını söylemekle yetinmemesi gerektiğini söylediğimde şöyle yanıt verdi. Hekimlik diye bir sanat vardır, değil mi? Bu sanatın iki nihai amacı vardır. İlki kendinden sonra gelecek hekimleri yetiştirmek, ikincisi de insanlara sağlık vermek. Bu iki amaç bakımından biri sanat değildir. Çünkü öğrenen ya da öğretilen sanatın yaptığı işi yapıyordur. Biz buna sağlık adını veririz. Doğramacı için de aynı şey geçerlidir. Ortada bir ev ve bir de yapı yapma sanatı vardır. Birincisi yapılan işin kendisi, diğeri de teorisidir. Doğruluk için de aynı şey geçerlidir. Başka sanatlardaki usta kişilerin yetiştirdiği insanlar gibi o da diğer insanları ustalaştırır. Diğer yandan doğru bir insanın yaptığı iş nedir? Hadi bunu söyleyin dediğimde karlı, uygun, yararlı ve diğer bir şeyden üstün olan şeydir diye yanıt verdiğini hatırlıyorum. Sonra şöyle dedim. Ancak bir şey yapmak, üstün ya da yararlı olmak veya benzer deyişlerle bütün sanatlara uygundur. Sanatın yaptığı her iş bu kelimelerden birisiyle nitelendirilebilir. Örneğin, doğramacılık yapan birisi ağaçtan eşyaların işlenmesi sırasında iyiden, güzelden, uygun olandan söz edecektir. Oysa ki eşyalar sanat değildir. Bana doğruluk hakkında sizler bir şeyler anlatın. Dostlarından birisi buna yanıt verdi. Anlaşılan önemli şeylerden söz ediyordu. Görüşlerine göre doğruluğun yaptığı ve başka bir şeyin başaramayacağı iş devletler arasında dostluk kurmaktır. Dostluğun asla kötülükle eş olamayacağını, iyilik olacağını söyledi. Bizim dostluk ismini verdiğimiz çocuklarımızda ya da hayvanlar arasında böyle bir şeyin olamayacağını belirtti. Benzeri bağlılıkların asla dostluk diye adlandırılamayacaklarını, çünkü insanların zorluklardan kaçınmak adına kurdukları bu bağların sahte olduklarını söylüyordu. Ona göre gerçek dostluk, düşünceler arasında bir anlaşmaydı.
Bunun düşünce anlaşması mı, kanaat anlaşması mı, yoksa bir bilim mi olduğunu sorduğumda alay ederek kanaat anlaşması olamayacağını belirtti. İnsanların üzerinde anlaştıkları çok sayıda kanaat olduğunu, bunlar arasında zararlı olanların da bulunduğunu söyledi. Dostluk içinse mutlak bir iyilik, yani doğruluğun eseridir dedi. Kendisine göre dostluk bir bilimdi. Tartışmanın sonuçlanmasının iyice zora girdiği bir noktada etrafımızdaki çok sayıda insan dostluğunu eleştirmeye başladı. Konuşmanın sürekli olarak aynı noktaya geldiğini söyleyerek şunları ifade ettiler. Hekimlik bir düşünce anlaşmasıdır. Diğer sanatların amaçlarının da ne olduğu bellidir. Fakat doğruluğun ve bahsettiğin dostluğun amacı nedir? Bunu anlamadık. Doğruluğun ne yaptığını tam olarak anlaşılmıyor. En sonunda sana bunları sordum. Bana verdiğin yanıt da doğruluğun düşmanlara zarar, dostlara iyilik olduğunu söyledin. Ancak daha sonra doğru insanın hiç kimseye zarar vermemesi gerektiği konusunda anlaştık. Çünkü o herkesin yararlanmasını sağlamaya çalışır. Bunları sana bir iki defa değil çok defa sordum. En sonunda erdeme teşvik noktasında herkesten üstün olduğunu göstererek sormaktan vazgeçtim. Ama şu iki şeyden birini kabul etmemiz gerek. Sen ya sadece bunu biliyorsun ya da bundan başka bir şey bilmiyorsun. Zaten bu diğer sanatlar için de geçerli olabilir. Örneğin bir insan dümenci olmadan da dümenciliğin değerini bildiği için onu övebilir. Doğruluk hakkında da senin için aynı şey söylenilebilir. İstediğin kadar doğruluktan söz et ve onu öv, onu bilmiyor olabilirsin. Ancak ben durumun böyle olduğunu sanmıyorum. Evet, ikisinden birini doğru kabul etmek gerekir. Ya doğruluğun ne olduğunu bilmiyorsun ya da bunu benden esirgiyorsun. İşte bu sıkıntıdan kurtulmak için Trismegistos'a ya da başka birine gideceğim. Böylece beni erdem yoluna teşvik eden sözlerine bir son verebilirsin. Beden eğitimi antrenmanlarından söz edip beni bedenimi ihmal etmem gerektiği noktasında teşvik ettikten sonra bedenime bakmak için neler yapmam gerektiğini söylediğin gibi şimdi de aynı şekilde davran. Kleitopon, tüm hareketlerimizin amacı olan ruhu ihmal edip başka işlerle uğraşmanın komik olduğunu kabul ediyor. Bu konuda söylenilebilecek ne varsa söylediğimi düşün. Ama sana başka türlü davrandığın için Lysias ya da başka insanların önünde sözlerinin bir kısmını eleştirmemek için yalvarıyorum. Erdem yolunda destek görmemiş birisi için çok değerlisin. Ancak Sokrates, başkalarına da söylediğim gibi, bu konuda destek görmüş insanlar için erdem ve bahtlılığa erişme yolunda bir engel sayılırsın. Rakipler. Gramer öğretmeni Dionysos'un yanına geldim. Orada sanırım tanımış ailelerin çocukları olmayan ama fiziki açıdan çok güzel çocuklar gördüm. Aşıkları da oradaydı. İki genç adam arasında bir tartışma yaşanıyordu. Ancak hangi konuda tartıştıklarını anlayamadım. Zannedersem konu Anaxagoras ve Oinopidas'tı. Çemberler çizip elleri üzerinde bedenlerini hareket ettiriyorlardı. Ve şiddetli bir biçimde tartışıyorlardı. Genç adamlardan birinin aşığının yanında oturdum. Onu dirseğimle dürterek ne üzerine tartıştıklarını sordum. Bu kadar ciddi bir biçimde kendilerini verdikleri işin çok önemli bir şey olduğunu tahmin ettiğimi söyledim. Bana şöyle yanıt verdi. Hangi önemli şey? Konu yıldızlar ve felsefe. Gevezelik ediyorlar işte. Yanıta şaşırdım. Ve genç adam, felsefeyle uğraşmak bu kadar önemsiz bir şey mi? Neden bu kadar sert konuşuyorsun? Diye sordum. Yanında oturan diğer adam sorduğum soruyu duyunca şöyle dedi. Felsefeyi küçümseyip küçümsemediğimi ona sorma Sokrates. Sana felsefenin önemsiz bir şey olduğu yanıtını vereceklerini bilmiyor musun? Başka ne yanıt verecekler ki? Bu yanıtı veren bir müzisyendi. Eleştirdiği diğer adam ise beden eğitimiyle ilgileniyordu. Soruyu ilk yönelttiğim adamın hitabet konusunda herhangi bir iddiası yoktu. Sadece yaptığı işte usta olduğu için onunla ilgilenmedim. Bunun yerine kendisini bilgin olarak gösteren kişiden biraz olsun yararlanabileceğimi düşündüm. Şöyle dedim. İkinize birden soruyorum. Sen ondan daha iyi yanıt vereceğini düşünüyorsun. Cevapla. Felsefeyle uğraşmak güzel midir, değil midir? Tam bunları konuştuğumuz sırada delikanlılar sözlerimizi duyup sustular. Ve aralarındaki tartışmayı bırakarak bizi dinlemeye başladılar. Aşıkların ne hissettiklerini bilmiyorum ama ben şaşırdım. Çünkü genç ve güzel olanlar karşısında her zaman şaşırırım. Buna karşın diğer adam da en az benim kadar heyecanlı olduğundan yüksek sesle yanıt verdi. Rakibini kastederek ve sevdiği delikanlının onu duyması isteğiyle, ''Sokrates, eğer felsefeyle uğraşmanın gereksiz bir şey olduğunu düşünseydim, ne kendime ne de benzeri şeyler düşünen bir başkasına değer verirdim.'' Şöyle dedim. O halde sence felsefeyle uğraşmak güzel bir şey.
Tabii ki, diye yanıt verdi. Ancak bir şeyin ne olduğunu bilmeden ona güzel ya da çirkin denilebilir mi? Hayır, diye yanıtladı. Bu durumda felsefeyle uğraşmanın ne demek olduğunu biliyorsundur. Tabii ki biliyorum, dedi. Peki felsefeyle uğraşmak nedir, diye sordum. Solon'un söylediğinden başka bir şey olamaz. Evet, Solon şöyle der. Hayatım boyunca her zaman yeni bir şeyler öğrendim. Sanırım insan filozof olmak istiyorsa, yaşadığı süre boyunca pek çok şeyi öğrenmek için hem gençliğinde hem de yaşlılığında yeni şeyler öğrenmeye devam etmelidir. Verdiği yanıt bana ilk başta çok anlamsız görünmedi. Ancak bir süre düşündükten sonra ona felsefenin çok şey öğrenmekten mi ibaret olduğunu sordum. Evet, diye yanıt verdi. Ancak felsefenin sadece güzel olduğunu mu düşünüyorsun, yoksa iyi olduğunu da düşünüyor musun? Dedim. Aynı zamanda çok iyi olduğunu da düşünüyorum, diye yanıtladı. Bu iyilik sadece felsefede mi var, yoksa başka şeylerde daha mı var? Örneğin antrenman yapmak sadece güzel değil, aynı zamanda iyi bir şey midir? Alaylı bir dille iki farklı yanıt verdi. Şu adama yanıt veriyor olsam güzel ve iyi demem. Ancak Sokrates, doğru düşündüğünden dolayı iyi ve güzel olduğunu itiraf etmeliyim. Sonra şunu sordum. Peki, antrenman aşırı idman yapmaktan mı ibarettir? Şöyle cevap verdi. Evet, tıpkı felsefede olduğu gibidir. Bence felsefe denilen şey çok şey bilmektir. Bu durumda antrenman yapanların bedenlerini geliştirmek ve zinde tutmaktan başka amaçları var mıdır, diye bir soru yönelttim. Yalnızca bunu isterler, dedi. Sorularıma şöyle devam ettim. Sağlık antrenman hareketlerinin çokluğuyla mı sağlanır? Yeterince idman yapılmazsa nasıl sağlıklı olunabilir ki, diye yanıtladı. Tam da bu sırada bu antrenmana meraklı adamı beni teşvik etmesi için harekete geçirmek istedim. Şöyle dedim. Peki sen neden bir şey söylemiyorsun sevgili dostum? Sen de insanların antrenman hareketlerinin çokluğu sayesinde mi sağlam olduklarını düşünüyorsun? Yoksa orta derecede yapılacak antrenman hareketlerinin sağlıklı olmaya yettiğini mi düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum Sokrates, bir domuz bile orta derecede hareketlerin sağlık kazandırdığını bilir. Uyku uyuyan, yemek yiyen ve ensesi düşünmekten zayıflamamış bir insan nasıl olur da bunu bilmez? Delikanlılar bu sözlerden hoşlandılar ve kahkaha attılar. Diğer adamsa kızardı. Konuşmaya devam ettim. Şimdi insanlara sağlık veren şeyin az ya da çok antrenman yapmak değil de orta derecede antrenman yapmak olduğunu artık kabul ediyor musun? Yoksa ikimizin görüşüne karşın kendi düşüncende ısrarlı mısın? Bana şöyle yanıt verdi. Bu adama karşı büyük bir memnuniyetle yanıt veririm. Hatta buna göre çok daha boş bir iddiayı bile savunurum. Ancak sana karşı düşünceme uymayan bir şeyi savunmak istemem. Bu nedenle doğruyu söylemek gerekirse, insanlara sağlıklı bir beden kazandıran şeyin orta derecede antrenman olduğunu söylemeliyim. Daha sonra şunu sordum. Peki beslenme konusunda durum nedir? Çok ya da az yemek mi, yoksa orta derecede yemek mi insanı daha sağlıklı yapar? Bu konuda benimle aynı görüşteydi. Ardından da bedenle ilgili her şeyde çok ya da az değil, ölçüyü aşmayan orta karar şeylerin doğru olduğu konusunda kendisini ikna ettim. Sonra şöyle sordum. Ruh söz konusu olduğunda bu durum nasıldır? Ruha verilen gıdada da ölçüyü aşmamak mı gerekir, yoksa aşırıya kaçılabilir mi? Ölçüyü aşmamak gerekir, dedi. Ruha verilen gıdalar arasında bilginin olup olmadığını sorduğumda olduğunu belirtti. Bilgi konusunda da niceliğin değil, ölçünün yararlı olduğunu söyledim. Ve bunu da doğru buldu. Peki beden için sağlıklı olan antrenman ve gıda ölçüsü için kime başvurmalıyız? Üçümüz de bir hekime ya da beden eğitimi öğretmenine gitmek konusunda aynı görüşteydik. Peki toprağa ekilecek tohumların ölçüsü konusunda kim bize yardımcı olur? Bu kez de çiftçinin bize yardımcı olacağı görüşündeydik. Peki konu ruha ekin ekmekse, yani bilgilerin tohumunu serpmekse, bu konuda kim bize yardımcı olur? Bu soru üzerine hepimizin kafası karıştı. Bir şaka yaptım ve şöyle dedim. Madem karar veremiyorsunuz, sorumuzu gençlere yöneltelim. Ama acaba Homeros'un dediği gibi, yayı başka birisine gerdirmeye çalışan adamın yüzü kızarmaz mı? Tartışmamız sırasında karşımdakilerin umutlarının kırıldığını görünce, konuya başka bir noktadan yaklaşmaya çalıştım. Felsefeyle uğraşan birisinin bütün bilgileri öğrenmesi gerekmiyorsa gerekli olanlar hangileridir? Bilgin olan adam şöyle yanıt verdi. En güzeli ve en iyi bilgiler, felsefede en büyük ünü kazanmak için gerekli olanlardır. En büyük ünü kazanmanın yolu da tüm sanatlarda ya da en azından büyük çoğunluğunda başarılı olduğunu ispatlayabilmek.
zanaatlarda değil ama zeka ile ilgili olanlarda özgür bir insanın öğrenmesi gereken her şeyi öğrenmektir. Bu sözlerine bize bina yapmak için gerekli şeyleri mi kastediyorsun? Bu sanat için 5 ya da 6 nima vererek işçi bulabilirsin. Ancak iyi bir mimar için en azından 11 drakmayı ödemen gerekir. Çünkü Yunanistan'ın genelinde mimarların sayısı azdır. Bunu mu söylemek istiyorsun? Sorumu duyduktan sonra bunu kastettiğini belirtti. Sonra bir insanın bu yöntemle tüm önemli sanatları bırakın iki tanesini bile öğrenmesine mümkün olup olmadığını sordum. Yanıtında şöyle dedi Sokrates. Felsefeyle uğraşan bir insanın bu sanatları diğerleri kadar ayrıntılı bir şekilde bilmesine gerek olduğunu söylediğimi sanma. Bir meslek sahibi konuşulanları diğerlerinden daha iyi bir biçimde anlayabilmeli. Sanatlar üzerine bir ders dinleyen ya da izleyen diğer insanlardan daha bilgili görünecek kadar fikir yürütebilen ve özgür ve okumuş bir insana yakışacak kadar bilmelidir. Söylediklerini anlayamadığım için şöyle sordum. Filozof denildiğinde ne denilmek istediğini tam olarak anlayabiliyor musun? Sanki filozofları spor müsabakalarındaki koşucular ya da güreşçilerin karşısında pentatloncular gibi görüyorsun. Pentatloncular diğer sporcuların ilgi alanlarında onlardan daha geridedirler. Ancak başka bazı sporculara göre de daha üstündüler. Senin görüşüne göre felsefeyle uğraşanların durumu da biraz buna benziyor. Sanatları anlamak bakımından bir meslek sahibine göre daha alt seviyede. Ama acemi birisine göre daha üstün seviyededirler. Kısacası felsefeyle uğraşan bir insan ikinci sıradadır. Bana sanki böyle bir adamı tanımlıyor gibisin. Şu şekilde yanıt verdi. Filozof ve pentatloncu arasında kurduğun benzerlikle sözlerimi iyi anladığını gösteriyorsun Sokrates. Filozof sadece bir konuda emek harcamamalı. Diğer görgülü insanlar gibi bütün diğer konularda aşağıda kalmamak için ve hiçbir konuda aşırıya varmamak için uğraşmalıdır. Ölçülü olarak her şeyden anlamalıdır. Bu yanıtı duyduktan sonra düşüncelerini iyice anlayabilmek için kendisine iyi insanların yararlı olup olmadıklarını sordum. Sokrates tabii ki yararlıdırlar diye yanıtladı. İyi insanlar yararlıysa kötüler yararsız mıdır? Bu soruya da evet diye yanıt verdi. Peki sence bu durumda filozoflar yararlı mıdır, değil midir? Filozofların yararlı insanlar olduklarını kabul etti. Hatta sözlerine filozofların en yararlı insanlar olduklarını da ekledi. O halde senin söylediklerin doğruysa, ikinci derecedeki insanların bize ne yararları vardır? Çünkü her bir meslek sahibinin uzmanlık alanında filozoftan daha iyi olduğu açıktır. Söylediğime hak verdi. Sonra şöyle devam ettim. Eğer hastalanırsan ya da çok değerli dostlarından biri hastalanırsa, ikinci dereceden bir insanı mı çağırırsın yoksa evine bir hekim mi davet edersin? Bence her ikisini de çağırmak gerekir diye yanıtladı. İkisini diye yanıt verme, önce hangisini çağıracağını söyle deyince, hiç kimse önce hekimi çağırmak konusunda kuşkuya düşmez dedi. Peki bir gemi fırtınaya kapılsa, bu gemide canını ve malını gemiciye mi yoksa filozofa mı emanet edersin? Evet de gemiciye emanet ederim. Diğer konularda da aynı şey geçerli değil midir? Bir meslek sahibi var oldukça filozof yararlı olmaktan çıkar. Haklı görünüyorsun dedi. Buradan hareketle filozofun yararsız bir insan olduğu sonucuna ulaşamaz mıyız? Çünkü her yerde meslek sahipleri vardır. O halde iyi insanların yararsız, kötü insanların yararlı oldukları sonucuna ulaştık. Bunu da kabul etmek zorunda kaldı. Başka bir şey daha sorayım mı yoksa ayıp mı olur? İstediğini sorabilirsin. Ben sadece kabul ettiğimiz doğruları bir yana ayırmak istiyorum. Şunları da. Felsefe güzel, filozoflar iyi. İyi insanlar yararlı, kötüler ise yararsız dedik. Aynı zamanda meslek sahipleri var olduğu sürece onlar yararlı, filozoflar yararsız dedik. Bütün bunları kabul ettik mi? Evet, kabul ettik. O halde filozof olmak demek sanatları senin dediğin gibi doğru kabul etmekse, insanların arasında meslek sahipleri var olduğu sürece filozoflar yararsız olacaktır. Bunu senin sözlerine doğru kabul ettik. Ancak dikkatli olmalısın sevgili dostum. Filozoflar sandığın gibi insanlar olmayabilirler. Felsefe sadece bir şeyleri yapmak, sanatlarla yakından ilgilenmek ya da birçok bilgiyi öğrenmekle sınırlı olmayıp bambaşka bir şey de olabilir. Eğer benim düşündüğüm gibi bütün bu işler onur kırıcıysa ve bu işlerle uğraşanlara işçi denilirse, şu soruma yanıt versen benim doğruyu söyleyip söylemediğime karar verebiliriz. Atları eğitmesini bilenler kimlerdir? Atları çok iyi hale getirenler midir yoksa başkaları mıdır? Çok iyi hale getirenlerdir. Peki ya köpeklerde durum nedir? Onları çok iyi duruma getirmesini bilenler aynı zamanda
onları eğitmesini de bilmezler mi? Bilirler. O halde çok iyi hale getiren ve eğiten aynı sanattır. Haklı olduğunu sanıyorum dedi. Bu durumda şu soruya yanıt var. Çok iyi hale getiren ve eğiten sanat, iyi ve kötüyü ayırt eden sanat mıdır yoksa başka bir şey midir? Aynı şeydir. İnsanları en iyi hale getiren sanatla, onları eğiten sanatın iyiyi ve kötüyü ayırt eden sanatla aynı olduğunu kabul ediyor musun? Tabii ki diye yanıt verdi. Bir insan için geçerli olan çok sayıda insan için geçerli, çok sayıda insan için geçerli olan bir insan için geçerlidir, değil mi? Evet. At ya da herhangi bir cins hayvan için de aynı durum söz konusu mudur? Doğru. O halde ülkelerde sorun çıkaranları ya da yasalara aykırı davrananları eğiten bilgi nedir? Hukuk bilgisi değil mi? Evet. Sen doğruluk diye buna mı diyorsun yoksa başka bir bilgiye mi? Hayır, bunun için söylüyorum. Eğitim ve iyi kötü insanları ayırt etmeye yarayan bilgi aynı şey midir? Evet, aynı bilgidir. Birini ayırt edebilen diğerini de ayırt edebilir mi? Evet. Çoğunu ayırt edemeyen de herhangi birini de ayırt edemez, değil mi? Haklısın. Peki bu durumda bir at iyi ve kötü atları ayırt edemiyorsa kendisinin de ne olduğunu bilemez, değil mi? Aynen söylediğin gibi. İyi ve kötü öküzleri ayırt edemeyen bir öküz kendisinin de ne olduğunu anlayamaz. Evet diye yanıt verdi. Köpekte de durum aynıdır, değil mi? Bu söyleneni de kabul etti. Bu durumda iyi ve kötü insanları ayırt etmeyi beceremeyen bir adam, kendisi bir insan olduğuna göre kendisinin de iyi ya da kötü olduğunu da ayırt etmeyi beceremez. Son söylediğimi de kabul etti. Kendinin ne olduğunu bilmemek akıllı mı, akılsız mı olmaktır? Akılsız olmaktır. Bu durumda kendini bilmek akıllı olmak demektir. Haklısın. O halde Del Pio yazısında kastedilen şey akıl ve doğruluğa göre yaşamaktır. Sanıyorum ki böyledir diye yanıt verdi. Ancak bize eğitmeyi öğreten de aynı erdem değil midir? Evet diye cevap verdi. Bu durumda bize eğitmeyi öğreten erdem doğruluktur. Hem kendimizi hem de diğer insanları tanımayı öğreten de akıldır. Haksız mıyım? Galiba değilsin dedi. Peki bu durumda doğruluk ve akıl aynı şey midir? Öyle görünüyor. Kötüler cezalandırıldıklarında ülke iyi bir biçimde yönetilmiş olur. Doğru söylüyorsun diye beni yanıtladı. İşte buna da devlet bilgisi denir. Bu söylediklerimi de kabul etti. Ancak bir kişi devleti yönetirse ona kral ya da tiran denilemez mi? Evet. Yönetimde krallık ve tiranlık bilgisi vardır. Tabii ki. Bu da öncekilerle aynı bilgi değil midir? Haklısın. Bir insan evini yönetirse buna ne denir? Ev yöneticisi ya da ev efendisi, değil mi? Evet. Bu insan evini doğrulukla mı yoksa başka bir bilgiyle mi yönetir? Doğrulukla. O halde görünüşe göre kral, tiran, devlet adamı, yönetici, efendi, akıllı, doğru hep aynı şeydir. Krallık, tiranlık, devlet işleri, efendilik, doğruluk ve akıl bilgisi de aynı bilgidir. Öyle görünüyor. Bu durumda bir hekim filozofla konuştuğunda hastalardan söz ediyorsa, filozofun anlatılanları anlamaması veya bu konuda düşüncesi olmaması ya da diğer mesleklerden başka bir insanın karşısında aynı duruma düşmesi ayıp mıdır? Öte yandan filozofla konuşan kişi bir hekim, kral ya da biraz önce saydıklarımızdan herhangi biri ise, onu anlattıklarını anlayamaması ve bu konuda kendi düşüncelerini söyleyemeyecek durumda olması da ayıp sayılmaz mı? Sokrates, böylesine önemli bir konuda düşüncesini söylememek nasıl olur da ayıp karşılanmaz? Şöyle devam ettim. O halde sadece bir filozof bile olsa, onun pentatloncu gibi her konuda ikinci adam, yani yararsız bir insan olmasını doğru mu kabul edeceğiz? Yoksa tam tersini, evini başka birisine bırakmadan yönetebilen, bu konuda ikinci sırada yer almayan birine evini iyi bir biçimde yönetmesi için doğruluk ve karşılaştırma yöntemini kullanması gerektiğini mi söyleyeceğiz? Düşüncemi doğru buldu. Ayrıca hem dostları onun hakemliğinden yararlanmak istedikleri zaman, hem de Kent kendisine incelemesi ve bir karar verilmesi gereken bir iş verdiğinde başkan sıfatında değil de ikinci veya üçüncü adam konumunda olması ayıp olmaz mı? Sanırım haklısın. O zaman sevgili dostum, felsefe ile çok şey bilmeyi birbirine karıştırmak ve felsefeyi teknik bilgilerin incelenmesi sanmak çok yanlıştır. Bu sözlerden sonra bilgin adam söylediklerinden utanıp sustu.
Cahil olan bunların gerçek olduğunu söylerken diğerleri de görüşlerimi onayladılar.